yönetimine. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimi, benim iki tane toprağım var arkadaşlar. Birisi mülk toprağım, birisi milli toprağım. Yani mülk toprağı dediğimiz toprak, mülk belli, adından belli. Benim mülküm, dilediğim gibi tasarruf hakkına sahip olduğum topraklar arkadaşlar. Dilediğim gibi tasarruf hakkına sahip olduğum topraklar. Alabilirim, satabilirim, miras bırakabilirim. İstediğimi yaparım ben bunu, mülk toprakları. İkiye ayırıyoruz bunları da. Bunlardan bir tanesi nedir? Öşri toprak, yani Müslümanlara arazi, Müslümanın arazisi. Bir diğeri de haraci arazi. Bu da gayrimüslimin arazisidir arkadaşlar. Gayrimüslimin arazisine de biz haraci arazi demişiz canlar. İşte bu toprak yönetiminde beni ilgilendiren kısım miri arazi. Miri arazi. Miri arazi çıplak mülkiyeti devlete aittir. Buradaki topraklar alınıp satılamaz, kiralanamaz. Çünkü devletin malı arkadaşlar. Devletin malı. Ama devlet buranın kullanım hakkını kişilere bırakmıştır. Devlet buranın kullanım hakkını kişilere bırakmıştır dedik. Kişiler bunu devlet namına ne yapacaklar? Kullanacaklar sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin toprak yapısı, bir saniye. Toprak yapısı iki tanedir. Birisi miri arazi, birisi mülk arazi dedik canlar. Peki miri arazinin içerisinde neler var? Miri arazinin içerisinde mesela paşmaklık var. Saray kadınlarına verilen topraklar. Paşmaklık saray kadınlarına, padişah eşlerine ve kızlara, hanedanın kadınlarına verilen topraklardır paşmaklık. Yurtluk var arkadaşlar, yurtluk. Sınır boylarındaki verilen askerlere verilir. Uç beylerine verilir. Sınır boylarındaki askerlere verilir bu toprak, yurtluk toprakları. Mukata toprakları var. Mukata toprakları. Mukata toprakları da geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklardır. Yani bizim iltizamı uyguladığımız topraklarda gelirleri doğrudan nereye aktarılır? Hazineye aktarılır bu toprakların. Başka ocaklık var. Kale komutanlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklardır. Kale komutanı ve tersane giderlerine ayrılan topraklara da ne dedik? Ocaklık toprakları dedik. Mesela metruk topraklar var arkadaşlar. Metruk. Metruk kelime kökeni terk demek. Terk edilmiş toprak. Sahibi olmayan topraklara da metruk araziler denilmiş. Kullanımı ortak kullanım alanları olarak da bilinir. Mesire yerleri, parklar, bahçeler, plajlar aklımıza neler geliyorsa bunlar da metruk toprakları diye de bilinmiş arkadaşlar. Bir de mevat topraklar var. Mevat yani mevat ölü işlevini yitirmiş mevta işlevini yitirmiş arazilerde mevat topraklarıdır arkadaşlar. Yine bizim miri arazinin içerisinde bir diğer toprağım malikane toprakları. Malikane. Malikane ise üstün hizmet karşılığında verilen topraklardır arkadaşlar. Üstün hizmet karşılığında verilen topraklar da malikane neyidir? Topraklarıdır. Artı. Arpalık vardır. Emekliye ayrılana verilen topraklar. Emekliye ayrılana verilen topraklara da arpalık denilmiş. Emekli maaşı, tekaüt maaşına ayrılanlara verilen topraklara da ne dedik biz? Arpalık dedik. Başka aklıma gelenler.
Ben bakayım şöyle. Genel manada bunlar. Bir de vakıf toprakları var arkadaşlar. Vakıf toprakları. Gelirleri doğrudan hayır hasenat kurumlarına bırakılan topraklardır. Geliri hayır hasenat kurumlarına bırakılan topraklardır dedik. Bu toprakların mülkiyeti devlettedir ya da şahıstadır, hiç önemli değil. Vakfedilebilir. Vakıf yeni yeni miri arazinin içerisinde değinilmeye başlanıyor. Koruyucusu devlet, öyle söyleyelim. Artı arkadaşlar dirlik toprakları var. Dirlik toprakları mutlaka bilinmesi gerekir. Dirlik topraklarının mutlaka bilinmesi gerekir. Selçuklu'daki ikta sistemidir aslında dirlik toprakları. Bu dirlik toprakları ise maaş karşılığı verilen topraklardır. Dirlik toprakları dağıtılırken devlet adamının rütbesine ve aldığı maaşa dikkat edilerek dağıtılır. Bakın bu önemli. Devlet adamının aldığı maaşa dikkat edilerek verilir ya da rütbesine dikkat edilerek verilir. Rütbesi üstteyse o adamın alacağı toprak daha büyük bir topraktır. Bunu hepimiz biliriz. Mesela bu topraklardan bir tanesi hastır, zeamettir, tımardır. Bunlar has, zeamet, tımar diye bilinen topraklardır. Has, zeamet, tımar. Has, geliri 100 bin akçeden fazla olan topraklardır. Geliri 100 bin akçeden fazla olan topraklar. Zeamet, geliri 20 bin ila 100 bin arasındaki topraklar. Orta düzey memurlara verilir. Has ise daha büyük memurlara, padişah ekibine, padişahın çevresine verildi arkadaşlar. Zeamet dedik. Tımar ise geliri 20 bin ile 3000 akçe arasında olan topraklardır. Daha düşük rütbeli memurların aldığı topraklara da biz tımar toprakları demişiz. Has, zeamet, tımar ya da dirlik diye de geçer arkadaşlar. Anlaştık mı? Osmanlı Devleti'nin bir toprak sistemi içerisinde miri topraklar var. Miri'nin bir bölümüne dirlik toprağı denir. Dirlik toprağı kendi arasında has, zeamet, tımar diye gelirine göre ayrılır. Memurun rütbesine göre, memurun aldığı maaşa göre de dağıtılır arkadaşlar. Bu dirlik topraklarının tamamı asker beslemek zorundadır. Dirlik topraklarının tamamı asker beslemek zorundadır. Bunların beslediği askerin adı da Cebelü'dür arkadaşlar. Cebelü denilen atlı asker besler dirlik sahipleri. Evet, topraktan soru gelebiliyor. Bu tarz eşleştirme soruları gelebiliyor, haberiniz olsun. Yani kavram verilir, eşleştirilebilir, hasliamet tımarı sırasıyla sorabilir. Direkt kavramın açıklamasını isteyebilir. Dikkat edin, Osmanlı toprak yapısı da önemli konulardan bir tanesidir. Canlar. Osmanlı toprak yapısını da gördük. Tımarın üçe ayrılması. Kendi içinde de o da üçe ayrılır hocam. Yani tımar dediğim toprak aslında dirlik. Has, zahmet, tımar diye ayrılıyor. En düşük akçeli olan tımar, o da mustahfız tımarı, eşkinci tımarı ve hizmet tımarı diye ayrılır. Çok da önemli değildir. Mustahfız din görevlilerine, kale komutanlarına zaman zaman, eşkinci savaşta yararlılık gösteren askere, hizmet de saray hizmetkarlarına verilir. Evet, Osmanlı Devleti'nin toprak yapısı bu. Geliyoruz Osmanlı Devleti'nin ordu yapısına arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ordusuna. Nerede bu ordu? Ne burada? Osmanlı Devleti'nin ordu yapısına geldik. Şimdi bizim ordumuz aziz canlar ikiye ayrılır ya da üçe ayrılır. Birisi merkez ordusu, birisi taşra yani eyalet ordusu, bir diğeri de donanmadır. Peki Osmanlı'nın ordu teşkilatının temelini ne oluşturur? Hatırlayın, Osmanlı ordu teşkilatında Osman Bey'in
doğru düzgün ordusu yoktu. Gönüllülük vardı orada. Alp Erenler vardı arkadaşlar. Alp Erenler. Orhan Bey döneminde Yaya ve Müsellem adıyla bir düzenli ordu kuruldu. Azap artı Yaya ve Müsellem. Orhan Bey döneminde Azap Teşkilatı diye bir teşkilat oluşturdu. Yeniçerinin öncesinde. Birinci Murat döneminde de Kapı Kulu askerleri oldu. Herkes oldu sonra. Şimdi bu orduyu şöyle görelim biz. Nasıl ordu temin ettik? Askeri nasıl temin ettik? Yani Yaya ve Müsellem'in gönüllüleri, alperenleri söyledik. Onu koydum kenara. İkincisi pençik sistemi vardı arkadaşlar. Yani savaşlarda esir alınan kişilerin beşte birinin orduda kullanılmasıyla askeri ihtiyacım karşılandı. Birinci Murat döneminde başladı bu sistem. Pençik sistemi evet, pençik sistemi 1. Murat döneminde başladı. Savaşlarda alınan esirler kullanıldı arkadaşlar. Artı ordumda Çelebi Mehmet döneminde devşirme sistemi, devşirme uygulaması başladı. Neydi devşirme? Gayrimüslim çocuklar alınıyordu. 6 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşındaki gayrimüslimler alınıyordu. Daha sonrasında bir Türk ailenin yanında yetiştiriliyordu. Türkleşip İslamlaşıyordu, devşiriliyordu. Sonrasında Acemi Oğlanlar Ocağı'na alınıyordu arkadaşlar. Acemi Oğlanlar Ocağı. Acemi Oğlanlar Ocağı'nda çocuk askeri terbiyeyi aldıktan sonra ya eğitimine Enderun Mektebi'nde devam ediyordu ya da eğitiminde tamamlayıp asker oluyordu, yeniçer oluyordu. İşte bizim ordumuzun temelinde o zaman bir pençik yatar, iki devşirme yatar. Ama hangi ordum? Merkez ordum arkadaşlar. Benim merkez ordumu temelini sağlarken, kaynak bulurken merkez ordumuzda devşirme sistemi uygulanmıştır. Kimler devşirme olamaz? Kel olmayacak, köl olmayacak, topal olmayacak. Bir ailenin tek çocuğu olmayacak. İki çocuk aynı anda devşirilmeyecek. Devşirilemez. Gayrimüslim olacak. Hristiyanların da Katolik mezhebinden olmayacak. Yahudi olmayacak. İstanbul'u görmüş olmayacak. Papaz çocuğu olmayacak diye şartları vardır arkadaşlar. Bunu ben Çelebi Mehmet döneminde anlattım size. Bu şartları taşıması lazım. Akıllı olması lazım arkadaşlar. Zeki olması lazım. Bunların devşirilebilmesi için 6-10 yaşında, 6 ila 15 benim ordu temelini pençik ve devşirme oluşturuyor. Peki pençiğin Türkistan devletlerindeki karşılığı neydi pençiğin arkadaşlar? Pençiğin Türk İslam devletlerindeki karşılığı neydi? Hatırladınız mı? Gulam. Aynen öyle. Gulam'dı arkadaşlar. Onlar da savaş esirleriydi. Geliyoruz. Nereye? Gelelim. Osmanlı'nın merkez ordusuna. Merkez ordusu. Yani İstanbul ordusu arkadaşlar. İstanbul ordusu. Öyle söyleyelim. Buna merkez ordusu da denir. Kapıkulu askerleri de denir. İstanbul ordusu da denir. Bu ordu genellikle devşirmedir arkadaşlar. Genellikle devşirmedir merkez ordusu. 3 aydan 3 aya bir maaş alır. Aldığı maaşın adı ulufeydi. Sefere çıkarken sefer bahşişi alır. Padişah değişikliğinde culus bahşişi alır. Neresi? İstanbul'daki merkez ordusu. Genellikle devşirme kökenlilerinden oluşur dedik. Bunlar evlenemez. Bunlar her daim askerdir. İstanbul'un güvenliğinden, padişahın güvenliğinden sorumludur. Hiç mi evlenemez hocam? 35 yaşını doldurulanlar, tekayüt olanlar evlenebilir. Onların çocukları da Yeniçeri sayılır. Öyle söyleyelim. Kapıkulu askerimin özellikleridir arkadaşlar. Kendileri kapının kulu görmüşler. Birinci Murat döneminde
başlar bunlar. İkiye ayrılır kendileri. Piyadeler ve süvariler olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Süvari atlı asker. Kimler bunlar? Silah ve sipahlar. Savaş esnasında padişahın otağını korur. Silah ve sipahlar. Ulufeciler. Savaşta da barışta da sancağı taşıyan, sancağı koruyan kişilerdir arkadaşlar. Haripler ise ordunun ağırlıklarını taşıyan, orduyu şey yapan nedir? Hazineyi muhafaza eden kişilerdir. O zaman garipler, hazineyi, ulufeciler, sancakları, silah ve sipahlar, otağı korur, padişahı korur, canlar. Sakın ola, ulufeyi para diye düşünüp de hazineyi koruyamayız. Bunlar kapı kullarının neyi? Süvari birlikleridir. Bir de kapıkul askerlerinin piyadeleri var. Atlı askerler, yaya askerler. Kim bunlar? Acemi Oğlanlar Ocağı. Acemi Oğlanlar Ocağı arkadaşlar, devşirilenlerin ilk uğradıkları, ilk askeri terbiyeyi aldıkları yerdir. Diğer ocaklara eleman sağlarlar. Yani Yeniçeri Ocağı'na, Cebeci Ocağı'na, Topçu Ocağı'na ya da saraya eleman sağlar. Acemi Oğlanlar Ocağı'ndan diğer ocaklara geçişin adı bedergahtır. Bazen Yeniçeri'ye geçişin adı da der buna. Diğer ocaklara geçişin adı bedergahtır arkadaşlar. Diğer ocaklara geçişin adı bedergah ya da kapıya çıkma diyebilir. Kapıya çıkma. Aynen öyle. Diğer ocaklara geçişin adı bedergah ya da kapıya çıkma diye bilinir. Artı Yeniçeriler, Yeniçeri Ocağı, kapı kulları içerisinde en önemli bölüktür arkadaşlar. Padişahı koruyan özel kuvvetler bunlar. Şöyle düşünelim. Toplamda Osmanlı Devleti'nin kanuni döneminde 8 bin, 10 bin arasında kapı kulusu var. Süvarisi, piyadesi dahil. Bu 8 binin, 10 binin en az 7 bini, en az 8 bini Yeniçeri'dir. Bundan dolayı kapı kullarının en önemli bölüğüdür Yeniçeri Ocağı. Ocak devlet içindir anlayışıyla çalışır. Tamamen savaş üzerine eğitim alan kişilerdir, öyle söyleyelim. Ocak devlet içindir anlayışıyla çalışan askerlerdir bunlar arkadaşlar. Yeniçeriler. Bektaşi tarikatına bağlıdır. Seferlere çıkarken gülbank okurlar. Bismişah, Allah Allah. Baş üryan, tine püryan, kılıç kan. Pirimiz Hacı Bektaşi Veli, Mükar Hacı Bektaşi Veli, Pirimiz Hazreti Ali, gerçeğin demine hü mümine ya Ali diye güzel güzel savaşa çıkmadan önce arkadaşlar. Zamanla bu ocak bozulur. Ocağa gereksiz alım yapılınca, işi askerlik olmayanlar alınca bu ocak Yeniçeri'nin piyadelerinin en önemli bölüğü olan Yeniçeri Ocağı bozulur arkadaşlar. Hemen bu ocak bozulunca bunu 2. Osman, yani Genç Osman kaldırmayı düşünüyordu. Kaldırmak kime nasip oldu? 2. Mahmud'a nasip oldu. Vakayı hayriye deniyordu bu ocağın kaldırılmasına. Şimdi sevgili canlar, bu ocağa alternatifler var. Yani Yeniçeri Ocağı devam etmiş ama Yeniçeri Ocağı'nın alternatifleri, bunlardan soru gelir. Yazıyorum hemen. Yeniçeri Ocağı'nın alternatif. Alternatif ne demek? Bir tarafta Yeniçeri var, bir tarafta bu ocak devam etmiş sevgili arkadaşlar. O zaman bunların alternatiflerinden birincisi Nizam-ı Cedid'dir. Kim çıkarıyordu, hazırlıyordu bu orduyu? Nizam-ı Cedid. Zamanın ordusuydu. Üçüncü Selim döneminin ordusuydu. Güzel. Batı tarzı ilk ordu. İkincisi Eşkinci Ocağı. Üçüncüsü ise Sekban-ı Cedid'dir arkadaşlar. Bu ordular üçü de
Yeniçeri ocağının alternatifleridir. Dikkat! Nizam-ı Cedid, Eşkinci ve Sekbanıcıdır. Yeniçeri kendisine alternatif olan birini kabul eder mi? Etmez. Ben bunları Kapıkul isyanlarını anlatırken de anlattım size hatırlarsanız. Kapıkul isyanlarını. Yeniçeri kendisine alternatifi kabul etmez ve bu ocaklar kaldırılır. Yeniçeri ocağının yerine Asakiri, Mansure-i Muhammediye ordusu kurulur arkadaşlar. Muhammed'in kutlanmış askerleri. Asakir ordusu değil. Sekbahan-ı Cedid ile Eşkinci Ocağı 2. Mahmut döneminde. 2. Mahmut'u siyasetten anlatmadığım için sormadım. Nizam-ı Cedid artı Eşkinci artı Sekbahan-ı Cedid Yeniçeri'ye alternatiftir. 2. Mahmut Yeniçeri'ye der ki ben sizi kaldırıyorum. 1826 tarihinde kaldırılır. Ne güzel bir hayır yaptın, vakayı hayriye yaptın derler 2. Mahmud'a ve Yeniçeri Ocağı tamamen kaldırılır, canlar. Yerine de Asakiri Mansure-i Muhammediye adlı bir ordu kurulur. Lütfen bunları unutmayınız. Artı Kapıkulları'nın diğer bölüğü de sevgili arkadaşlar Topçu Ocağı'dır. Top yapım döküm işidir. Top arabacıları savaşa top taşır. Lağımcı ocağı, bunu biliriz zaten. Tünel kazar, kale fetheder. Humbaracı ocağı, havan topu yapan, patlayıcı yapan ocaktır. Askeri içerisinde en önce ıslah edilen, batı tarzı ıslah edilen ocaktır humbara ocağı. Cebeci ocağı, ordunun silahını, bakımını yapan, tamirini yapan ocaktır arkadaşlar. Cebeci ocağı. Mutlaka bilin. Bakın cebeci kavramını unutmayınız. Bostancı ocağı, sarayın çevresindeki köşklerin güvenliğini sağlar arkadaşlar. Bostancı ocakları da saray çevresindeki köşklerin güvenliklerini sağlar. Hocam buradan nasıl soru gelir? Buradan direkt cümle sorusu gelir arkadaşlar. Hangisi süvari, hangisi piyade der? Der ki ulufeciler, garipler ve cebeciler. Yukarıdakilerin bir iki üçlü soru. Hangileri Osmanlı Kapıkulu süvarileridir ya da atlı birliklerdendir diye bir soru gelebilir. Ya da genel manada hangisi Kapıkulu yani hangisi merkez, hangisi taşra ordusu der. Şimdi bir de taşraya bakalım arkadaşlar. Taşra ordusu, eyalet ordusu yani. Genellikle bunlar Türktür, Anadolu'dadır. Kendilerine maaş yerine tımar verilen sahibül arzın yetiştirdiği askerdir arkadaşlar. Ordunun en kalabalık bölümüdür tımar ordusu. Sayıları 400 bine kadar çıkmış bir müddet. Kanuni döneminde epey bir yoğunlar bunlar. Kendilerine maaş karşılığı toprak verilir. Buna sahibül arz denir. İşte bu sahibül arzın dirlik sahibinin ya da yetiştirdiği askerdir arkadaşlar. Tımar ordusu. Yetiştirdiği orduya biz tımarlı sipahi diyebiliriz. Bunların yetiştirdiği orduya cebelü diyebiliriz. Cebelü ya da tımarlı sipahiye dikkat edin. Sakın ola cebeci ile karıştırmayın. Cebeci merkezin, cebelü taşranın askeri. Artı bir de burada paralı askerler var arkadaşlar. Ordu bozulduktan sonra, tımar bozulduktan sonra günlük yevmiye alan askerler var. Onlara da Saruca Sekban denilmiş. Günlük yevmiye alan askerlere de Saruca Sekban denilmiştir. Peki bunların içerisinde ne var? Kimisi yardımcı kuvvet der, kimisi eyalet askeri der. Çok da önemli değil. İsimlerini bilin yeterli. Mesela Akıncılar var. Öncü birliklerdir. Hafif süvari birlikleri. Düşmana keşif amaçlı seferler yapar. Düşmandan bilgiler toplar. Aklınıza Cüneyt Arkın gelebilir. Atın sağından atıp solundan geçenler. At üstünde 8 tane ok atıp 20 tane kişiyi öldürenler. Bunlar akıncılardır. Azaplar var. Azaplar. Orhan Bey döneminde oluşturulan bir teşkilattı. Yine Yeniçeri'ye yol açar. Bekardır arkadaşlar. Bekar erkeklerden oluşan öncü birliklerdendir. Deliler var. Deliler. Bunlar Osmanlı tokatçıları olarak da bilinir. Deliler. Kalkan kullanır. Hafif süvarilerdir yani. Ata vurunca at ölür.
adama vurursa adam ölür. Osmanlı tokat atan, kendisinden geçen, serden geçti de denir bunlara. Turna haberleşme işini yapar. Zaten turnayı biliriz. Türkülerden de biliriz. Turnam yani selam götür der. Sakalar su taşıyıcıdır. Saka sudan aklımıza gelsin. Derbentler köprülerin, geçitlerin güvenliğini sağlar. Yaya ve müsellemler Orhan Bey döneminde merkezde iken daha sonraları taşraya alınmış askerlerdir arkadaşlar. Geri hizmet yapar. Yol hizmetleri, köprü hizmetleri yapar bunlar. Bir de beşliler var. Beşli. Savaş zamanında asker ihtiyacım ortaya çıktı. Bu asker ihtiyacını nasıl giderebilirim? O bölgenin kapısını çalarak. Beş hanenin kapısını çalarım. İşime yarayabilecek bir erkeği alırım. İşte bunun adı beşlidir arkadaşlar. Beşliler. Yeniçeriye veyahut azaplara, akıncılara yardımcı olur. Öyle söyleyelim. Sakın ola, beşli deyince aklımıza pençik sistemi gelmesin. Onunla ne yapmayın? Karıştırmayın arkadaşlar. Bunların dışında buradan çok soru gelmez. Detaydır. Hristiyan birlikler var. Mesela atların bakımını yapan boynuklar var. Siper kazan cerahorlar var. Hristiyan köprüleri koruyan, oraların derbentlerini sağlayan mortoluslar var. Var oğlu var arkadaşlar. Yani bu gönüllüler var, ıvırları var, zıvırları var. Bunlar benim tımar ordumdur. Tımar ordusu asla maaş almaz. Kendisine ne verilir? Dirlik verilir arkadaşlar. Toprak verilir. Evet, buraya kadar olan yerde var mı söyleyeceğiniz?